Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Temmuz ayına hoş geldiniz. Evet sevgili ikizler, yorucu, hareketli ve hiç unutulmayacak bir Temmuz ayına giriş yapıyoruz gerçekten. Hoş geldiniz. Son yıllarda bu kadar sert bir Temmuz ayı yaşamamıştık herhalde. Yani son yıllarda bu kadar sert bir Mart, evet. Sert bir Nisan, evet. Sert bir Temmuz yaşamamıştık. Yani biraz... Haziran da çok sert zaten. Mayıs'ta aynı Mart'tan beri çok sert Mart'tan bir dönemdeyiz. Mart'tan beri sert ama Temmuz'da bunlar sanki doruk noktasına çıkmış. Temmuz'da tam tepe noktadalar. Ağustos'ta zorlayacak biraz. Evet. Eylül'de bir hafifliyor. Eylül'de ben koyun semirtme diyorum. Bir rahatlıyoruz. Ekim'den sonra gene başlıyor. Evet. Yani önümüzdeki yıl da zordu bir. Yani bak biliyorsun önümüzdeki yılda bir Venüs retromuz var. 7 ay kadar sürüyor. 7 ay kadar. Terazi burcunda. Şimdi bir Venüs retrosu, bir Mars burcunda. Retrosu var. Mars retrosu terazi burcunda. Mars retrosu, Venüs retrosu 4 ay sürüyor. Evet. Oğlak'ta. Bir de Mars retrosu Mart'tan itibaren terazi sürüyor. De. Bir de 7 ay o sürüyor. 2014 de çok zorlu bir yıl. Hı hı. Yani 2014'te de bazı sorunlar var. Ama 2013'teki ana gezegen döngüleri... İnan ki 2014 çok daha hafif gelir. Yani 2000 gerçekten zorlu bir döneme girdik. Ama İkizler Burcu bu zorlu dönemi hafif atlatan burç gruplarından biri. Evet. Birincisi para çok önemli. Evet. İkizler Burcu için para ve üretmiş oldukları değerlerle ilgili konuların çok fazla gündeme geleceği bir aya giriyorlar. Evet. Yönetici gezegenleri Merkür Retro'da. İletişim, hı hı, sorunları. Buyurun Demet Hanım, sizindir. Evet, İkizler Burcu. Ay başına Venüs ve Satürn arasındaki kare açıyla başlıyoruz. Aslan ve Akrep Burcu'nda olacak. İkizler Burçları için özellikle yakın çevreleriyle ilgili bazı veya iş hayatları yakın çevreleriyle ilgili sıkıntılar olabilir ama birinci derecede etkilemiyor aslında. 2 Temmuz'daki Güneş Plüton karşıtlığı yine maddi konularda bazı sorunlar çıkartır. Sorunlar yaratabilir. Sorumluluklar var. Plüton orada belki zorunluluklar, evet, belki yasal problemler. Plüton olabilir. Mesela ödemesi gereken, evet, bir faiz borcunu temsil eder. Faiz, bir vergi borcu, ya da... bir vergi borcunu temsil edebilir. Bir hukuksal, evet, süreci temsil, evet, edebilir. Evet, evet. Yani bir hukuksal süreç, bir vergi borcu, bir, hı, faiz borcu, Güneş karşıt Plüton, evet, bir gelirden ziyade bir gider anlamına gelir veya birilerinin bir para talebi olabilir. Borç filan talep eden olursa vermeyin. Evet. Bundan geri dönmez çünkü. 4 Temmuz. 4 Temmuz'da Güneş ve Uranüs arasında kare var. Koç ve Yengeç burcunda olacak bu kare açı. Yine tabii iş ve gelirlerle alakalı, işten gelen gelirler, giderler, belki arkadaşlarla ilgili bazı sorunları olabilir ya da bir arkadaş dolayısıyla bir para kaybı, tabii, gibi bir durum oluşabilir. İş ortağı veya bir arkadaşı yüzünden para, evet, kaybedebiliyor veya bir dernek, bir kulüp veya, evet, borsaya yatırdığı bir parayı, evet, kaybediyor. Evet, riskli. Çünkü bu 5-11 kasb üzerinden de çalışır, hı hı, bu. Hı hı. O zaman ne oluyor? Koçtan geldiğine, hı hı, göre burada bir risk, bir, evet, hisse senedi, bir dolar, bir, hı hı, altın, bir yerden dolayı bir riskle ilgili sorun var. Neyse, 8 Temmuz'daki yeni ay desteğe gelmiş. Evet, yeni ay 16 derece Yengeç Burcu'nda yine maddi konularla ilgili, gelirleriyle ilgili bir yenilik olabilir. Ancak orada da retro Merkür. İkizlerin yöneticisi Merkür zaten ayın 20'sine kadar retro harekette. Yeni ayla da, evet, kavuşuyor bu retro Merkür. Eskiden kalan bir iş ya da bir gelir ya da ödenmesi gereken yine bir kavram ortaya çıkacak gibi görünüyor. Ödenmesi gereken bir borç alacak senede olabildiği gibi bir ona para da ödeyebilirler. Yeni ayda geldiği için bir, evet, şans vermiş. Evet. Yani eski bir borçlu para ödeyebilir. Evet. Şu 2 Temmuz'da mesela banka hata yaptı. Kredi kartını kapattı. 8-9 Temmuz'da hata yaptık, yanlış yaptık dedi. Yani o ay başındaki 1 Temmuz, 2 Temmuz, 4 Temmuz, 6-7 Temmuz'daki, evet, bazı maddi sorunlara önümüzdeki dönemde kaynak bulabiliyor. Para bulabiliyor, hı-hı, kaynak bulabiliyor, maddi destek, hı-hı, bulabiliyor. Parasal kaynaklar belli bir çizgiye gelebiliyor gerçeği, hı-hı, söylemek, hı-hı, gerekirse. Yeni, böyle bir yapı var. Yeni ay haritasında başağın yükselmesi yine 4. evi de temsil ettiği için belki bir evin satışından veya
aileyle ilgili aileden para desteği gelebiliyor. Para desteği veya iş imkanı ya da iş imkanı gelebiliyor. Gelen bir şey. Mesela bu kentsel dönüşümde bir evin yıkılıp yeni bir noktaya gelmesi. Hı-hı. Çünkü bunlar yengeç ayları. Yani yeni eski ve anılarla da alakalı. Ve ev ve aileyi de temsil ediyor. Tabii aslında. Ev ve aileden gelebilecek bir para desteği, hı-hı, de olabiliyor. Neyse, bu 8 Temmuz'da bir Venüs üçgen Uranüs var. Evet. Allah'tan bir yardım gelmiş yani. Evet, bir yerden bir destek bir veriyor. Yani bir arkadaş destekleyebiliyor, evet, onu bağımsız korumaya çalışan bir insanın yardımı bir şey olabiliyor. Uranüs olduğu için sürpriz. Sürpriz bir kaynak. Şey. Yani beklemedi mesela her şeyi kaybettim, kredi bulamıyorum, evet, çok zordayım. Bir destek gelmiş, evet, oldu. Evet. Satürn de ileri harekete geçmiş ya. Hı-hı. 8 Temmuz'da biraz daha rahatlatmış. Şimdi bir de 13 Temmuz'dan Mars Yengeç Burcu'na gelip harcamaları gene arttırıyor. Evet, biraz para harcanması fazladan gerekebilir. Ya da para harcama konusunda kontrollü olmak gerekecek. Ama Merkür de retro aynı zamanda. Vallahi 22 Temmuz'a kadar zorlar. Evet. 22, evet, Temmuz'da Dolunay var. Harcama, Dolunay, borç. Kova Burcu Dolunay'ı ikizler için aslında genelde iyi etkili olabilir. Ama bu Dolunay'da, Dolunay sırasında Satürn'e Dolunay'ın bir kare açısı var. Bunun yanı sıra burç değişimleri var. Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Çevresel Mars, destek, arkadaşlar, aile. Kavuşumu mesela aynı şekilde. 22 Temmuz haftasında çok sevdiği insanlarla birlikte olabiliyor. Evet. Daha ziyade sosyalleşebiliyor. O sosyalleşmeyi hayatının her yanına getirebiliyor. Gerçeği söylemek gerekirse. Seyahatleri de temsil ediyor biliyorsunuz. Seyahatler tabii Kova Dolunay'ında. Ani bir seyahati temsil, evet, edebilir. Bir haber geliyor. Arkasından bu bizim şeye dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar 28 Temmuz'a dikkat ediyorsunuz. Evet, ay sonu biraz riskli gezegen. Beklenmedik ciddi bir harcama çıkacak. Hı hı. Vallahi bunları daha detaylı görmek için bilinçokurunun günlük astroloji burç yorumlarını okumaları, dinlemeleri lazım. Dinlemeleri her gün, evet, gökyüzünün genel durumuyla beraber burçları da ayrı ayrı bilinçokulu günlük yorumlarında sizlere sunuyoruz. Onları da takip edebilirsiniz. Mars karşıt Plüton 8. ev etkisi olduğu için bir ameliyat ya da bir operasyon ani kaza da olabiliyor. Dişle ilgili bir sorun, mide sıkıntısı. Mide sıkıntıları. Çocuklar, ikizlerler. Evet, evet. Biraz zor bir aydayız. Evet. Sağlığınıza ay sonu dikkat edin. Paranıza, pulunuza dikkat edin. Gelen de var, giden de, evet, var. Her, evet, ikisi arasındasınız. Ama unutmayın, o kadar zor bir ayı gene hafif atlatıyorsunuz ki. Evet. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bye.